Merhabalar. Bugün ne yiyeceğiz? Şimdi çok hızlı bir şekilde mutfağa gidiyorum. Böyle makyajlı falan olmanın sebebi az önce alışveriş videosunu çektim yukarıda. Çektiğim gibi de şimdi elimi kolumu sıyırıp yemek yapmaya başlayacağım. Anneme dedim ki yemek ne var evde? İşte o da et kızartacakmış. Bir de işte yanına patates kızartacağım dedi. Ben dedim ki patates kızart, o işi bana bırak. Ben dedim yanına sana güzel bir makarna yapayım. Annem de iyi falan dedi. Ben tek başıma yaşarken güzel yemek yaptığımı iddia edip evde de annemlerin yanında hiç yapmıyor olunca şu an kendimizi ispatlamamız gerekiyor. Tortellini yapacağım market alışverişi videosunda görmüşsünüzdür. Onu yapacağız şimdi. Ama yarım saatimiz falan var. Annem yarım saatte kesin yemeğe oturmamız lazım dedi. O yüzden onu yetiştirmem lazım. Bir donkanı sorayım bakalım bana yardım eder misin? Tamam, şimdi büyükçe bir tencereye ihtiyacım var haşlamak için onları. Şöyle bir tencere alıyorum. Şimdi suyumuz ısınıyorsa ısındığı gibi tortellini de içine atacağım. Üç porsiyon diyor ama. İçine mantar, krema ve biraz şu kapya biberlerden atacağım. O yüzden onları yıkıyorum hızlıca. Sonra bunları doğrayacağım. Mantarlar pişerken bir kenarda da o sos ve içine atacağım şeyleri pişireceğim aynı zamanda. Nasıl gidiyorum ama anne? Şahane, hiç beklemedim. Peki de iyi gidiyorum ama. Gayet iyi. Sonra çok istersiniz yetişemem diye biraz sakladım açıkçası. Julien mi doğrasam anne bunları böyle? Julien olur. Ben seviyorum Julien doğranmış şekli. Neyse ben yine de doğrama stilimin adını söylememeyi tercih ediyorum ki bir hata yapmayayım. Anne bir şey diyeceğim. Bu sırada sen mantar yıkamak ister misin? Tabii ki isterim. Yetişemeyeceğim. Mantarları açacağım. Çünkü önce mantarları kesmem daha mantıklı olacak. Ama mantarları yıkayalım. Ondan sonra. Şefim kabuklarını koyuyorum. Uzun mu? Gönder şef. Bence sen sürekli yemek videosu çek. Böylece ben de yemek işinden kurtulmuş olurum. Yemek videosu ilk ve son kez anne. Sana kötü haberi vereyim. Bu biberler biri anya biri koyuyor. Yok hiç problem değil. Onlar gayet güzel olmuş. Yarısı şişko, yarısı zayıf oldu. Fena değil. İnşallah olur ya. Makarna pişmeye başladı çünkü anne. Anneciğim ben de genç kızken çok yemek pişirmeye çalışırdım. Herkesin yüzünden anlardım ama yani çok başarılı işler çıkmazdı. Çok ümitli değilim zaten kendimden de. Ama ben senden çok ümitliyim. Yaparsın sen. Senin elinin lezzetli olduğunu düşünüyorum. Ben de inanıyorum buna. Yani yapsan lezzeti göreceğiz. Kaç adet mantar lazım Özüş? Yani göz kararı koyuyorum ben. Yani sen adet... soy ben yeterli olunca soyuyorum. Anladım. Yani 8, 10, 5, 10. Evet, mantar seviyorum. Bence mantarlı olabilir. Mantarları kontrole geldim. Mantar aşamasında biraz tıkandık. bak vallahi işi bırakırım. İlk tamam, günden işi bıraktıracaksın bana. Bir şey değil mi? Biber doğrama... Fena değilim. Zor. Yok çok iyiyim. Tamam şimdi başka bir tava alıyorum ben. Mantarlar yıkandı mı? Tamam yıkananları ben doğramaya başlayayım çünkü artık onu yapmazsak kötü olacak her şey. Özge mutfağı yıktın sen. Ya stüdyoda zor anlar yaşadık. 1,5 tava al. Makarnanın adı neydi? Makarnanın adı tortellini. Altını kısıkta açıyorum. Şimdi biraz zeytinyağı ekleyeceğiz. Peki mantarları doğrayacak mıyız? Evet. O sen şimdi tavanın altını açtın. Mantarları yetiştirebilecek misin? Mantarlar bende. Tamam. Anladım. Biraz kısalım. Bence biraz. Ne patates mi kızartsak yol Yok güzel olacak inanıyorum. Bence yeter ya. Mantarları seçerek mi almıştın? Mantarları seçmeyerek aldım. Yani eğer seçerek alsaydın Hayır en son alışveriş videosunu aldım ya beraber. Mantarlar her türlü durumu görmüş gibi. Gerçekten savaştan çıkmış. Gerçekten tortellini yapmak için doğmuşum. Daha küçülteceğim bunları merak etme bakma. Yapmayı öldüm beni aşk.
İstersen şarkıyı ben söyleyeyim. İster misin? Biliyorsun şarkılarda. Ay. Hemen şarkıya yeni söz yazıyorum. Annemin şey özelliği var. Müzik kulağı bak gerçekten iyi. Hani hatırlıyor ama sözlerini değiştirerek çok tatlısın. Anne mantarları keserken düşündüğüm kadar hızlı gitmedi mantar. Altını kapatmışsın galiba hocam. Evet. Anladım olmayacağını. Mantar kesmene destek alabilirim. Tamam. Seni mantar sorumlusu ilan ettim bu videoda. Derhal. Mantarları ben doğrarken sen biberleri atıp kavurmaya başla, mantarları da yetiştiririm ben. Tamam. İki heyecanla makarnaları suya attık ama işte erken atmışız demek ki. Öyle işte istersen olanları sen al. Bu tamam. Biberi sevmedin mi? Onu dedim acaba onu, kişisel yok, bir şey. Tam göz kararı yapıyorum ya, bu bana bir tık fazla geldi. Çok küçülttün ama sanki. Böyle mi oluyor? Evet. Ben bu şekilde. Şefin tamam. Tavsiyesi. Oo, mantarları falan çok güzel kesmişsin. Doğramaya bu ocağın altını artık açmanın vakti geldi diye düşünüyorum. Biraz zeytinyağı. Annemin çok sevdiğim bir sözü var. Benim de kolayıma gelen. Her zaman tuzsuzluğun çözümü var ama fazla tuzun çözümü yok. O yüzden az tuz attım. Nasıl anne? Hızlı öğreniyorum. Burası var ya, alev aldı, alev. Mecazi anlamda diyorum, korkma. Kremayı ekleyeceğiz. Kaşar var mı? Var. Kaşar rendeleyebiliriz üstüne. Yapayım çok mı? Çok güzel olacak, evet. Şimdi bunun altını kıstım. Krema ekliyorum. Bir paket. Anne müthiş koktu, koklaman lazım. Hazır mıyız süzmeye? Kaşarlarımız hazır. Şölen, lezzet şöleni oldu. De makarna çok az duruyordu. Bayağı da. 3 kişilik gibi değil bu bence. Değil mi? Bence de daha fazla. Yani tek öğün sadece çeşit olarak bu varsa herhalde 3 kişilik de yanına başka bir yemek olduğunda evet, 4-5 kişi bence rahat yer. Thank you.